Bana düşmez can vermek yumuşak bir kucakta. Ben bu kaldırımların emzirdiği çocuğum. Aman sabah olmasın bu karanlık sokakta. Bu karanlık sokakta bitmesin yolculuğum. Eserleriyle çok genç yaşta tanınan, edebiyat dünyasında kaldırımlar şairi olarak nam salan Necip Fazıl artık 30 yaşındadır. 30 yaş onun için bir dönüm noktasıdır. Şair hayatındaki değişimi ve bugüne kadar yaşadıklarını iki mısra ile özetler. Tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum. ...1934 yılından itibaren o güne dek Batı felsefesi ve edebiyatıyla iç içe olan şairin karşısında yepyeni ve bambaşka bir kapı açılır. Karamsarlık, çaresizlik ve umutsuzluktan yavaş yavaş uzaklaşır. İstanbul'u, Türkiye'yi ve Doğu'yu farklı bir cepheden, tasavvuf penceresinden izlemeye başlar. Necip Fazıl'ın fikir ve duygu yoğunluğu bu evreden sonra farklı kanallara akacaktır. Şiirin yanında tiyatro alanında da eserler verir. 1935 yılında Muhsin Ertuğrul'un talebi üzerine önce Tohum'u, ardından Bir Adam Yaratmak adlı oyununu yazar. Başrolünü Muhsin Ertuğrul'un oynadığı Bir Adam Yaratmak, 1937'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahnelenir ve büyük ilgi görür. Necip Fazıl, oyun yazarlığını ömrünün son yıllarına kadar sürdürür. İlerleyen yıllarda oyunlarından bazıları beyaz perdeye aktarılacak, bazıları ise televizyon dizisi olarak izleyiciyle buluşacaktır. Ne görüyorsunuz? Büyük bir incir ağacı. Her dalında bir insan çekecek kadar iri bir incir ağacı, değil mi? Sizi rahatsız ettik galiba. Beyefendi gazetecidir. Kendisiyle piyesime dair konuşuyorduk. Annem. Uzun mu sürecek konuşmanız? Canımız çay içmek istiyordu da. Bir iki dakikalık işimiz kaldı. Biraz daha dolaşın bahçede. Peki. Bana özetleyebilir misiniz yazdığım oyunu? Oyun... Babam kendisini bir incir dalına asmıştı diye başlıyor. Oyunun kahramanı babası intihar etmiş bir tip. İhtiyar annesiyle beraber bir yalıda yaşıyor. Yalının bahçesinde büyük bir incir ağacı. Babasının asıldığı ağaç. Babası kendisini niçin asmış bilmiyoruz. Zaten kahramanımız da bilmiyor. O zaman 8 yaşında bir çocukmuş. Büyüdüğü zaman da kendisine esaslı bir şey söylenmemiş, öyle değil mi? Türk edebiyatının önde gelen piyes yazarlarından birisi. 15 adet piyesi var Necip Fazıl'ın. Tasavvufla ilgili olarak yazdığı kitaplar var. Anılarını yazdığı kitaplar var. Velhasıl bu şiirleri var tabii, şiir toplamı var. Bu alanların hangisini tek başına ele alırsak alalım, bir insanın ömrünü dolu dolu anlamlı kılmaya yetecek çapta hem nitelik olarak hem nicelik olarak dolduracak çapta ürünler olarak görüyoruz. Aynı yıllarda şairi bir başka önemli faaliyetin içinde görüyoruz. Dergicilik.
Bu, Necip Fazıl'ın yıllarca sürdüreceği ve kendini ifade etmekte kullanacağı vazgeçilmez bir kanal olacaktır. 1936 yılında Ağaç dergisini çıkarır. Ağaç, tam anlamıyla bir sanat dergisidir. Şairlik, oyun yazarlığı, dergicilik ve geçimini sağlamak için sürdürdüğü bankacılık. Bu yoğunluk içinde memuriyete daha fazla devam edemeyeceğini anlayan Necip Fazıl, 1938'de 9 yıldır çalıştığı bankadan istifa eder. Ancak yoğun tempodan kurtulabilecektir. Dönemin Marif Vekili Hasan Ali Yücel tarafından Ankara Devlet Konservatuarı Batı Edebiyatı bölümüne öğretim görevlisi olarak tayin edilir. Bir süre sonra da İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi ve Robert Kolej'de ders vermeye başlar. Aynı dönemde gazeteci kimliğiyle de ön plandadır. 1939 yılı yine bir dönüm noktasıdır. Şair, en sevdiği ve en önemli eseri olarak kabul ettiği Senfoni adlı şiirini yazar. Bu şiirin adını daha sonra Çile olarak değiştirecektir. Gayiplerden bir ses geldi. Bu adam gezdirsin boşluğu ense kökünde. Ve uçtu tepemden birdenbire dam. Gök devrildi künde üstüne künde. Pencereye koştum kızıl kıyamet. Dediklerin çıktı ihtiyar bacı. Sonsuzluk elinde bir mavi tülbent. Ok çekti yukarıdan üstüme avcı. Ateşten zehrini tattım bu okun. Bir anda kül etti can elbasımı. Sanki burnum değdi burnuna yokun. Kustum özazımdan kafatasım. Bir bardak su gibi çalkandı dünya. Söndü istikame, yıkıldı boşluk. Al sana hakikat, al sana rüya. İşte akıllılık, işte sarhoşluk. Çile, büyük şairin geçmişle arasındaki bağları koparttığı eser olarak kabul edilir. 10 yıl boyunca onu kaldırımlar şairi olarak metheden edebiyatçılar için o artık sabık şairdir. Necip Fazıl ise 1940'lı yıllarda parça parça yayınlamaya başladığı poetikasıyla bu yaftanın haksızlığını derinlikli bir şiir anlayışıyla kanıtlayacaktır. Fikri değişmelere bağlı olarak zaman zaman çizgisindeki, hayat telakkisindeki bir takım değişmeleri o işte bazıları onun için derler ki işte şiirine yazık etti. Hayır der. O şiire yazık etmedim ben. Ben şiirimi muhatabı cemiyete de yöneldim. Sanat ne içindir sorusunu biliyorsunuz. Bizde Servet Fünun Edebiyatı'ndan beri hep münakaşa edilen bir konu olmuştur. Efendim sanat sanat içindir. Sanat toplum içindir gibi. Ama Necip Fazıl ona şu geliştirmiş o poetikasında, şu zekayı, şu zihni, şu fikri geliştirerek daha uygun veya olgun bir cevap vermiştir ki. Tabii zat gayesi itibariyle sanat sanat içindir ama muhatabı olduğu topluma bir şeyler yansıtmak için de cemiyet içindir, toplum içindir diye her iki cephesini de kucaklayan bir bütünlük ortaya koymuş. 1940'lı yıllarda şairin hayatında önemli gelişmeler yaşanacaktır. 1941'de Neslihan Hanım'la evlenir. Köklü bir aileden gelen Neslihan Hanım'la olan evliliğinden 5 çocuğu olur. Mehmet, Ömer, Ayşe, Osman ve Zeynep. Kendini fikir ve sanat meselelerine adayan Necip Fazıl, bütün bu yoğunluğuna rağmen çocuklarına karşı hep ilgili bir baba olmuştur. Bu dönemin ikinci önemli gelişmesi ise 1943'te Büyük Doğu Mecmuası'nın yayın hayatına başlamasıdır.
Büyük Doğu yarı siyasi, yarı sanat dergisi. Ağaç tamamıyla bir sanat dergisi, felsefe dergisi iken Büyük Doğu biraz da harp yıllarından faydalanarak Türkiye'nin demokrasiye yavaş yavaş açılabildiği bir dönemde bir ideolojik ve bir sanat dergisi oluyor. Özellikle 1943'ten yahut 1945'ten 48'e kadar olan devresi gerçekten o ağaç gibi kaliteli, siyasi bakımdan da kaliteli bir dergi. Daha sonraki dönemlerde çok kapatılıyor. Kapanıyor, mahkeme kararı ile, polisin toplatması ile vesaire ile kapatılıyor. Her sefasında yeniden birinci sayı olarak çıkıyor. Toplam olarak iki defa da gazete halinde çıkıyor. 500 küsur sayıyı buluyor bu dergi Büyük Doğu. Büyük Doğu Dergisi ile birlikte hukuki sorunlar da başlar. Dergideki yazıları yüzünden pek çok kez yargılanır, tutuklanır. ...1948 yılına gelindiğinde Necip Fazıl'ın şiirinde üçüncü büyük zirveyi temsil eden eser Sakarya Destanı ortaya çıkar. İnsan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Su iner yokuşlardan hep basamak basamak, benimse alın yazım yokuşlarda susamak. Her şey akar, su, tarih, yıldız, insan ve fikir. Oluklar çift, birinden nur akar, birinden kir. Akışta demetlenmiş büyük küçük kainat, şu çıkan buluta bak, bu inen suya inat. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine, çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya, kim demiş suya vurulmaz perçin? Rabbim isterse sular, büklüm büklüm vurulur, sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. ...1949 yılında dergisiyle aynı adı taşıyan Büyük Doğu Cemiyeti'ni kurar. 40'lı yaşlarından itibaren şehir şehir dolaşmaya başlar. Fikir ve davasını büyük kalabalıklarla paylaşır. Artık daha güçlü, daha kararlı ve daha etkin bir roldedir. Özellikle lise ve üniversite gençliğinin ona duyduğu ilgi, sevgi ve hayranlık bu ortamlarda daha da büyür ve güçlenir. Büyük Doğu hareketiyle birlikte siyasete olan ilgisi de artar. Dönemin meşhur siyasetçileriyle yakın ilişkiler kurar. Ama hiçbir zaman faal bir siyaset adamı olmayacaktır. Necip Fazıl sadece şair olarak kalmış bir isim değil. Aynı zamanda kendine göre bir kavgası olan adamdır. Bu sebeple o kavgasını vermek amacıyla sürekli ön planda görünen bir şahsiyetti. Dergi çıkarmıştı, işte gazetelerde yazmıştı, kavgalar etmişti, polemiklere girmişti. Böyle nötr bir şair değil ama renkli, etrafında gürültü koparan, öyle şahsiyetiyle, megalomanisiyle belki de hatta, beniyle, o güçlü beniyle bir cazibe merkezi haline gelen şairlerden biridir. Yani Necip Fazıl hayatının sonuna kadar bir cazibe merkeziydi. Yani insanları kendisine doğru çeken, gerektiği zaman peşinden sürükleyebilen, her şairin sahip olamadığı özelliklere sahip kişilikti. Polemiklerine, kavgalarına, siyasi kimliğine rağmen Necip Fazıl için şiir her zaman birinci sıradadır. Doğuştan İstanbullu olan şair, şehir ve şehir hayatının bunalımlarını her dönemde eserlerine konu etmiştir.
apartman. Sır vermeye alışkan, pencereler aydınlık. Duvara şüphe çakan, gölgelerde şaşkınlık. Üst üste insan türü, bu ne hayat götürü? Yakınlıktan ötürü, kaçıp gitmiş yakınlık. Necip Fazıl'la birlikte Türk şiirine büyük şehir gelmiştir. Caddeler, sokaklar gelmiştir. Koca koca apartmanların bacaları gelmiştir. Birbirine hayat hakkı tanımayan apartmanlar gelmiştir. Artık kent insanıdır söz konusu olan insan ve bu kent insanı şehrin bunalımından dağlara koşmak isteyen bir insandır. Bu Necip Fazıl'ın çok kısa süre içinde hece şiirini kırsal yapısından alıp kente taşıyıp ve kentin en ileri derecedeki problemlerini idrak etmiş, yaşamış, tecrübe etmiş insanın şiiri haline getirmesi demektir. Necip Fazıl'ın bakışında, Necip Fazıl'ın şiirinde ne var? İçinde hem doğu var hem batı. Mehmet Fuat'ın dediği gibi Fransız şiirinden de etkilenme var. Ama bizim geleneksel şiirimizden de etkilenme var. Tasavvuftan da etkilenme var. Modern bir yaşamın getirdiklerinden de etkilenme var. Necip Fazıl'ı daima tabii çok ünlü şiirleriyle biliyoruz. Aslında ben şairin bu yanına da değinmek istiyorum. Nedense okurlar çok bilinen şiirleri, antolojilerde çok yer alan şiirleri bilirler, ezberlerler. Ve o şiirlere göre de bir şair tasarımı yaparlar. Parantez içinde tasarım kelimesini kullanayım. Oysa Necip Fazıl bu şiirlerle var değil. Çünkü Necip Fazıl belli kavramları, belli konuları, belli temaları çok başka türlü değerlendiren, zengin bir şiir listesi olan ve zengin bir içerik tablosu olan bir şair. Canım İstanbul, ruhumu eritip de kalıpta dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak, yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Necip Fazıl hayatı boyunca hiç durmadan yazar, anlatır, hitap eder. Ölümünden kısa bir süre önce Türk Edebiyatı Vakfı tarafından Şairler Sultanı seçilir. Ama onun isminin ne anlama geldiği 26 Mayıs 1983'te cenazesindeki kalabalıklarda ortaya çıkacaktır. Sanatkarlar, şairler hayatları içinde çok defa kendileri de şikayet etmişlerdi takdir edilmemeklerinden. Ve gerçekten de birçoklarının hayatlarına baktığımız zaman hep ölümünden sonra daha çok takdir bulurlar. Fakat Necip Fazıl hayatında da hem şairlik tarafıyla hem de bu dergicilik dolayısıyla siyasi tarafıyla pek çok taraftar bulmuş bir insandır. Yani gittiği yerde vermiş olduğu konferanslar, tabii o konferansların pek çoğunu siyasi olarak kabul edebiliriz ama bu özellikle kaldırımlar şiiriyle şair olarak tanınması çok mühim. Yani büyük bir değer taşıyor Türk şiiri içinde. Bu takdiri görmüş. Ölümünden sonra da bu ilgi eksilmeden
devam etmiştir. Yani her ölüm yıl dönümünde çeşitli kuruluşlar tarafından, devlet kuruluşları tarafından anılmış, şiir kitapları defalarca basılmış, hayatında toplayamadığı eserleri öldükten sonra ailesi yeniden yayınlamıştır. Yani bugün Necip Fazıl'ın 70'ten fazla eseri basılmış bulunmaktadır. Bu her kula nasip olacak bir şey değildir. Necip Fazıl, gençliğinden itibaren hep alkışlanmış, takdir edilmiş ve kitleleri peşinden sürükleyen bir isim olmuştur. Buna rağmen fikirleri, sivri dili ve taviz vermeyen mizacıyla sıkıntılı ve zor dönemlerde yaşamıştır. Ancak yaşadığı her tecrübe onun için yeni bir ilham kaynağı olmuştur. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta, baba katiliyle baban bir safta, bir de geri adam, boynumda yafta, halimi düşünüp yanma Mehmet'im, kavuşmak mı belki daha ölmedim. Avlu bir uzun yol, tuğla döşeli, kırmızı tuğlalar altı köşeli, bu yol da tutuktur hapse düşeli. Git ve gel yüz adım, bin yıllık konak, ne ayak dayanır buna, ne tırnak. ...1947'den itibaren başlayan mahkumiyetlerini, sık sık aldığı hapis cezalarını 1955'te yayımladığı Cinnet Müstahtili adlı kitabında yer alır. Biyografik yazıları haricinde siyasi, edebi ve toplumsal yorumları, eleştirileri, hatta tarih kitapları da vardır. Necip Fazıl, şiir alanındaki ustalığını düz yazıda da göstermeyi başarmış bir sanatçıdır. Ben düz yazılarını da çok seviyorum Necip Fazıl'ın ve düz yazılarını okuyanların şiirlerinden çıkan Necip Fazıl'la, düz yazılardan çıkan Necip Fazıl'ı, yani düşüncelerinden, edebiyatından, duygularından, etkilenmelerinden çıkan Necip Fazıl'la ikisini birleştirdiğinizde, ikisinden bir sentez yaptığınızda bambaşka bir Necip Fazıl görüyorsunuz. Necip Fazıl bütün eserlerinde yalın ve akıcı bir dil kullanmaya özen göstermiştir. Şairin 1920'li yıllarda yazdığı şiirlerinin bile bugün yazılmışçasına sade ve akıcı olması bu özenin en güzel kanıtıdır. Bu akşam o kadar durgun ki sular, gömül benim gibi keder ediyor. İçimde maziden kalma duygular, ağla geri gelmez günlere diyor. Ey gönül, gidenden ümidini kes. Kaçan bir hayale benziyor herkes. Sanki kulağıma gaipten bir ses, buluşmalar kaldı mahşere diyor. Enginden engine koşarken rüzgar, bende bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar, çıkıver bir sonsuz sefere diyor. Bence o dönemin iki şairi vardı. Biri Nazım Hikmet, öbürü de Necip Fazıl. Şiir denince İnsanlar özellikle gençliğinde ezberlerler şiirleri. En kolay ezberlenebilen bir şair tarzı. Nazım Hikmet'ten büyük farkı da o. O kolay ezberlenemiyor. Çok daha akıcı. Ve o akıcılığı belirli kurallara sıkışmış değil. Halbuki Necip Fazıl'da işte hece var, kafiye var.
Bunlar yer yer Nazık Bilge'de de var. Yer yer. O onu böyle bir kural olarak benimsemiş değil. Bu kurallılık içinde dahi Necip Fazıl yine sanki hiç kurallar yokmuşçasına akıcı yazabilen, akıcı da ifade edebilen bir şair. O bakımdan da çok iyi. Daha da önemlisi her ikisini niye seviyorum diye zaman zaman kendime sormuşumdur. Türkçeleri. Ben Necip Fazıl'ın el yazısıyla yazdığı şiirler ve metinler bazı karalama müsveddelerine de ulaşmış. Onlar üzerinde nasıl bir hassasiyet gösterdiğini, şu titiz bir çalışmaya sahip oluşunu tespit ettiğimde şunu görmüştüm. Değiştirmek istediği şeyi üzerini çok yoğun bir biçimde karalar ve yeni kelimeyi yazarak oraya oturtur. Hatta Necip Fazıl şiir ve şiir diline dair düşüncelerini ortaya koyduğu zaman bir yerde karşılaşmıştım. Kendisinin aynen şu ifadesini görüyoruz. Bana 8 tane kelime veriniz, onunla 64 tane cümle kurayım sizler için. Böylece dile hakim olan adeta dil virtüözü dediğimiz Türkçeni en güzel şekilde istediği gibi anlamını genişleterek bir sanat malzemesi haline dönüştürerek kullanan Türk edebiyatına getirdikleriyle hakikaten müstesna bir yere sahiptir. Necip Fazıl adı edebiyat tartışmalarında sık sık Nazım Hikmet'le birlikte anılır. Aynı dönemlerde ortaya çıkmış ama çok farklı yollardan seslerini duyurmuş olan bu iki şairin yan yana zikredilmesi kuşkusuz bir tesadüf değildir. Nedense bazı şairler birlikte anılıyor. Tevfik Fikret'le Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek'le de Nazım Hikmet bir arada. Ben bunların düşünce kaynaklı iki şair olmasına bağlıyorum. Çünkü ikisinde dünya görüşü farklı ama bir görüşten şiire bakmaları var. Necip Fazıl, Nazım ya da diğerleri, bunlar hepsi bizim Türkçemizi, ses bayrağımızı yüceltmiş çok güzel şairlerdir. Bir orkestra düşünün, bir orkestra getirin gözünüzün önüne. Bir yanda üflemeli çalgılar var, bir yanda vurmalı çalgılar, diğer yanda yaylı çalgılar. Ne kadar güzeldir değil mi? O çok seslilik. İşte şiirde de Necip Fazıl'ı ve bütün şairlerimizi bir arada, bir bütün o senfoninin içinde görmemiz gerekir. Necip Fazıl Kısakürek bu orkestrada çok güzel bir enstrümanın, bir şairin adıdır. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı. Seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni. Gelme, artık neye yarar?